Sen olmasan ne yapardım Nadir anne bilmiyorum. Kınan hayırlı uğurlu. Kutlu mutlu olsun kızım. Yuvan da gönlün gibi ferah ve güzel olsun. Annenle ablanın kaderinde yokmuş ama inşallah sen Yaman oğlumla güzel bir hayat süreceksin. Hakkını ödeyemem Nadir anne. Helal et hakkını. Kızım, sen benim toprağıma düşmedin ama sütüm dişine değdi. O yüzden annelik hakkım helal olsun kızım. Helal olsun. Biz kızını ağlatacaktık. Anası kızından daha sulu göz çıktı. Ama yeter artık benim kızımın ağladığı. Bir oyun havası çalın da gülsün kızımın yüzü. Hadi Kiraz. Dosya nerede? Çantamda, odada. Öyle zor tutuyorum ki kendimi. Uzak durayım dedim çantadan, yoksa patlatacağım bombayı. Şimdilik hayaliyle idare et canım. Bir düşün. Yaman Seher'i gelinliğiyle konaktan herkesin gözü önünde kovuyor. İşte yarın bu görüntü hayal değil, gerçek olacak. Hadi dosyaya bakayım ben de bir. İkbal. İkbal, ver.
nasıl olmuş takımım? Doğruyu söyle ama. Güzel mi? Oturmuş mu üstüme? He? Güzel olmuş Ziya'cığım. Çok güzel olmuş. Sağ ol. Sağ ol. Çiçek. Hangi çiçeği taksam acaba bu takıma? Ha Zuhal? Ne diyorsun? Ziya'cığım sen odaya git canım. Ben de birazdan geliyorum. Beraber bakarız çiçeğe. Tamam. Olmayacak düğüne amin diyor işte. Neyse ben gidip şuna bir bakayım. İnsanın yanında yön tayin ettiren birisi olunca hiçbir şey imkansız değil. Birlikte atlatacağız. Şimal Yıldızı. Belli ki birilerinin acilen pusulaya ihtiyacı var. Çok önemli zamanlarda gündüzleri bile çıkar derler bu yıldız için. Sen haklısın. Hata ettim. Kızgın değilim İbo, üzgünüm. Ben artık dayanamayacağım ya. Eski İbo'yu özledim. Lütfen bize onu geri ver. İçerilerde bir yerde biliyorum. Ne? Gerçekten mi? Eski İbo. O daha mı iyiydi? Herhalde. Baksana şu haline. Bambaşka bir adam oldun. Çok garipsin. Yok spor yapmalar, yemek yememeler, garip garip kıyafetler, tavırlar, havalar, kibirli kibirli konuşmalar. Kibirli spor halleri mi? İbo niye böyle davranıyorsun? Neden olduğundan farklı davranıyorsun? Bir derdin mi var? Evet var. Hem de dünyalardan büyük bir derdim var. Ne? Bunların hiçbiri sebepsiz değil. Çünkü ben aşık oldum Kara.
Yusuf'a bir şey mi oldu? Yok, her şey yolunda. Belki bir şey lazım olur diye geldim. Herkes uyudu sanırım. Geç oldu tabii. Olsun. Ben uyuyamadım. Ben de. İçeri girsene. Böyle kapıda kalmış gibi oldu. Çok pardon. Nadire anne basmış. Gelin çıkacak eve asılırmış. O kadar söylüyorum, gerçek bir nikah değil, formalite diye, ama işte. İnsan neye inanırsa gerçek olurmuş derler. Sence de öyle mi? Bilmem ki. Gözüne kaçmasın. Tülden gelmiştir Osim. Tül? Yüzü örtülen tül. Kına yaktılar bana. Kaç kere dedim Nadire anneme gerek yok diye, ama sonuçta anlaşmalı bir şey, ama işte. Çünkü sadece bir imza atmıyoruz. Birlikte yeni bir hayat kuruyoruz. Yarın bambaşka bir hayat başlayacak. İkimiz için yeni bir hayat.
bütün rehberimiz sağlam. Baksana şimal yıldız nasıl parlıyor. Her zamankinden daha fazla parlıyor. Gelecek için rehberim sağlam benim. Abla sen ne zaman geldin? Ben de kendime detoks suyu yaptım. İster misin? Hazır hayatımızdaki toksinleri atıyorken vücudumuzdan da atalım dedim. Yok istemiyorum. Anca bıraktı yakamızı ya. Şimdi döndü çiçeklerine. Bir an evvel şu dosyalara bir bakalım son kez. Abla sana çok acıyorum. Yarın kopacak kıyametten sonra bir de eniştemin krizleriyle uğraşacaksın. Ben yıllardır uğraşıyorum zaten. Yarın şu düğün bir iptal olsun da. Yine uğraşırım, önemli değil. Hadi hemen bakalım şunu hızlıca. Ses kaydı iyi oldu diyorsun değil mi? Son anda başımız ağrımasın da Zuhal. Mektuplar zaten inanılmaz olmuş. Birebir, sanki abla kardeş yıllardır yazışıyor gibiler. Mektupları doğru tarihli dosyaya koydun değil mi Zuhal? Da yok. Yok. Ne demek yok? O kadar söyledim Zuhal, koymadın mı? Abla, hı? Dosya yok, dosya! Dosya! Ne demek yok? Eve geldiğinde çantadan çıkardın mı? Yok, çıkarmadım. E çıkarmadıysan burada bir yerde o zaman. Şunların arasında kalmış olmasın, iyice bak. Çıkarmış da olabilirim. Bilmiyorum, hiç hatırlamıyorum ki, bilmiyorum. Beni delirtme Zuhal. Çantada olmadığına göre çıkardın demek ki. Antrede olabilir mi? Geldiğinde salona girdin mi? Umarım koltukta unutmadın. Bilmiyorum, çıkarmadım. Yok, ben... Her şey şu anda birbirine girdi benim kafamda. Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum, hatırla. Eve geldin ilk ne yaptın sonra hatırla. Yukarı çıktım ben yukarı çıktım. Heh. Geldim çantamı odama koydum. Hatırlamıyorum sonrasını. Yok. Ne demek hatırlamıyorum Zuhal? Yok hatırlamıyorum. Anladın mı hatırlamıyorum. Zuhal! Bana bak. Gözlerime bak. Dosya nerede? Bilmiyorum. Hiç hatırlamıyorum. Anladın mı? Bilmiyorum. Hatırlamıyorum abla, hatırlamıyorum. Sakin ol. Sakin ol, gözlerime bak. Hatırla. Dosya nerede? Bak o dosya bizim hayatımız. Geleceğimiz. Anladın mı beni? Dosya nerede? Yok. Hatırlamıyorum. Mahvolduk biz. Bittik abla biz. Hatırlamıyorum. Thank you.
Benim güzel kızım. Ne kadar güzel bir gelin olmuşsun sen. Teşekkür ederim Nadir anne. Kimse gözünü alamayacak senden. Hiç kimse. Çok iyi görünüyorsunuz. Kol düğmeleri. Kol düğmeleri mi olacaktı? Buradalar. İzin verin yardım edeyim. Sizi ilk kez bu kadar heyecanlı görüyorum. Deplasmandayım Cengiz. İlk kez bilmediğim sahalarda top koşturuyorum. Bazı şeylerin provası olmuyor galiba. Hepimizin hiç bilmediği bir oyuna ezbersiz çıkacağı bir an geliyor sanırım. Ama endişelenmeyin. Bir sorun çıkmayacak. Kendim için değil. Bugün her şey istediği gibi olmalı. Bugüne dair sonradan aklında tek bir kötü ayrıntı kalsın istemiyorum. Çıkalım mı kızım? Birazdan gelir erkek tarafı. Hadi. Seher dur dur. Saçın bozulmuş. Ay Allah olmuyor, daha beter yaptım. Şöyle duvağın altına sıkıştırsak. Deniyorum ama. Olmuyor ki Seher, çok özür dilerim, ben saçını daha kötü yaptım. Tamam, bir de ben bakayım. Dur, dur, ben Firkete getireyim, dur, dur. Ne yapıyorum ben? Böyle sanki gerçek gelinmişim gibi. Her şey bitecek. Her şey aynı. Eskisi gibi olacak. Seher'le Kiraz'a benden selam söyleyin komiserim. Başüstüne. Sen de gidiyor musun nikaha? Yok, o kadar da değil. Sadece Seher'i evden uğurlarken orada olacak. Komiserim, eğer müsaitsen bir şey konuşmak istiyorum seninle. Son zamanlarda fark etmişsindir, İbo biraz garip davranıyordu.
bir havalar, tuhaf tuhaf tavırlar falan. Nedenini öğrendim ama. Neymiş? Aşık olmuş. Kime olduğunu söylemedi tabii. Bence İbo'nun yardıma ihtiyacı var komiserim. Yani kızı etkilemek için başka biri gibi davranıyor. Kimden aldıysa artık bu aklı. Kalem. Kalem vardı. Metal kaplı. Üzerinde ok veya deseni olan. Buraya koymuştum. İmzalar o kalemle atılacaktı. Merak etmeyin. O kalem nikah masasındaki yerini çoktan aldı. Onu şimdi arasam mı? Yoksa şimdi aranmaz mı? Uygun olur mu arasam? Aramak istiyorsanız elbette. Tamam. Şimdi aldı işte. Çok teşekkür ederim Kiraz. Sen olmasan ne yapardım hiç bilmiyorum. Sana da çok zahmet oldu. Olur mu hiç öyle şey? Ben zevkle yaptım her şeyi. Keşke elimden daha fazlası gelebilseydi. Ben bir Sultan Odaya bakayım. İlaç saati geldi de unutuyor bazen. Alo? Alo? Ben her şey yolunda mı merak ettim? İyi misin? İyiyim. Sorun yok yani. Yok, her şey yolunda. Ben hazırlandım. Sen? Ben de. Birazdan çıkıyoruz biz. Görüşürüz. Görüşürüz. Alo? Orada mısın? Buradayım. Kapatıyorum o zaman. Tamam. Bir dakika. Evet. Ben... Sen... Aradığın için teşekkür ederim. Önemli değil. Bir saat orada oluruz. Kapatıyorum ben. Şey formalite. Bu hissettiğim şey gerçek değil.
Formalite. Bulamadın mı daha dosyayı? O dosya bulunacak Zuhal. O dosya bulunacak dedim. Yok abla. Hiçbir yerde yok. Yemin ederim ki yok. Her yere baktım yok. Adaletle Neslihan'a bile sordum yok. Sanki yer yarıldı, yerin dibine girdi. Yok. Hiçbir yerde yok. Yok deme bana. Yok deme. Bana yok deme. Adamları arasak. Yeniden düzenletsek belgeyi. Belki silmemişlerdir hiçbir şeyi. Benim aklıma hiç gelmedi zaten. İyi ki söyledin. Dünden beri kaç kere aradım adamları biliyor musun sen? Biz istedik diye anında silmişler bütün dosyaları. Kurtaramadılar da. Yani o kaybettiğin dosya elimizdeki tek kopyaydı. Ne yapacağız biz şimdi? Ne yapacağız değil. Ne yapacaksın sen? O dosya senin sorumluluğundaydı Zuhal. Sen kaybettin, sen bulacaksın onu. Biz o yılanı gelinliğiyle buraya getirmeden o dosya bulunacak, anladın mı? Eğer o nikah senin yüzünden kıyılırsa kardeş falan dinlemem. Gebertirim seni. Anladın mı? Gebertirim. İyisin değil mi abi? Aha, iyiyim. Hem de çok. Sen mutlusun ya. Daha da çok. Bir emriniz var mı Yaman Bey? Bugün çalışmadığını unutma Cenk'er. Davetli olarak konuklardan birisin sen de. Beklettim Yaman'cığım, kusura bakmayın. O büyük çiçekler antreye lütfen. Giriş alanına zarif bir çiçeksilik istiyorum. Orkestra alanını süslemiyoruz. Sade bir masalsılık, o kadar. Ay, çok güzel olmuş salon. Ay. Kimse gelmeden birkaç selfie çekeyim. Teyze, çekilsene azıcık. Çekileyim, öyle mi Neslihan? Lütfen ama teyze ya. Gelinle damat gelmeden birkaç fotoğraf çekeceğim şurada. Birazdan davetli de olacak bura. Görmemiş gibi onların içinde mi şey edeyim? Neslihan, eminsin değil mi buralarda bir dosya görmediğine? Yok vallahi Zuhal Hanım. Dedim ya, yeminle görmedim. Sen adalet gördün mü? Siz söyledikten sonra iyice baktım Zuhal Hanım. Buralarda olsaydı görürdüm. Tutturdu dosyada dosya. Ne dosyasıysa bu artık. Ay nikah var, ne dosyası ya? Neslihan, sana 1000 kere söyledim sadece kendi işine bak diye. Bir daha söylemeyeceğim bak. Nerede bu gelin? Daha hazır değil mi? Damat gelecek neredeyse.
komiserim. Ben ağlayacağım galiba. Eğer öyle bir şey olursa ne olur bizim ekibe anlatma. Madar olurum. Ya daha dün biz seninle saklambaç oynamıyor muyduk? Fena sobeledin beni. Ne güzel bir gelin olmuşsun kardeşim benim. Fırat, konuşma böyle. Beni de duygulandırıyorsun. Allah, sen ne olmuşsun kızım böyle? Akıllı adammış bu Yaman Kırımlı. Aldığı kızın güzelliğinden, asaletinden belli. Maşallah kızıma. Öyledir benim kızım. Hem güzel hem asil. Utandırmayın beni artık. Bahtın da senin gibi güzel olsun kızım. Allah o güzel yüzünü hep güldürsün inşallah. Amin. 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 Madem gelin kızımız hazır, bir damat kaldı o zaman. Hadi o da gelsin de yolculuğa kızımızı. Bu iş böyle olmaz İbo. Aşıkmışsın işte, ne güzel. Ama kendin ol. Başkası olmaya çalışma. Aç kalarak böyle garip garip kıyafetler giyerek hiçbir kadını etkileyemezsin. Kadınlar dürüst erkeklerden hoşlanır. Öyle mi diyorum gerçekten? Tabii ki öyle. Eğer dürüstlük işe yaramıyorsa o iş olmasın daha iyi. Seni sen olduğun için sevmeyen birini ne yapacaksın ki zaten? Hani nerede damat? Gelin kısmısı bu kadar bekletilir mi canım? Damat dediğin kuşluğuna kapıya dikilir. Kimsenin beklettiği yok hala. Gelirler biraz. Geliyorlar, geliyorlar. Kızım, gel seninle biraz konuşalım, hadi. Benim güzel kızım. Şu gününü gördüm ya, ölsem de gam yemem artık. Artık senin de bir yerin yurdun. Dar gününde sırtını dayayabileceğin, güvenebileceğin biri var. Bak, evlilik bir kuşsa bir kanadı sensin, diğer kanadı o.
birinizin düştüğü yerde diğeri destek olup kaldıracak. Ne olur ağlama artık Nadir anne. Hem hep söyledim bu evlilik... Biliyorum ben. Sen ne dersen de aranızda gerçek bir sevgi var sizin. Anne, olur mu hiç öyle? Bırak da bitireyim sözümü. Anneler bilir. Ben de senin annen sayılırım. Birbirinizin elini sıkı tutun kızım. Zor vakitler de olacak bu yolda. Hayat bu. Şu dünyada hiçbir şey senin gözlerindeki sevgiden daha kıymetli değil yavrum. Aynı sevgiyi yabanın gözlerinde de gördüm ben. Çok seviyor seni. Dert de var, acı da var şu hayatta. Yeter ki siz en zor günde bile birbirinizin gözlerine bakmayı unutmayın. O zaman asıl kıymetli olanın ne olduğunu anlayacaksınız çünkü. Annenle baban da görseydi bugünü keşke. Ama sen annesiz değilsin kızım. Burada senin de bir annen var. Unutma emin. Hoş geldiniz. Hoş geldin Yaman Bey oğlum. Hoş bulduk. Hoş geldin oğlum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok geç kalmadık değil mi? Ha, yok hayır. Hoş geldiniz tekrar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok bekletmedik inşallah. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
maşallah. Nerede kaldı bu gelin? Hiç böyle hayırlı kısmet bekletilir mi? Git bak bakalım. Çıkmıyor mu? Bir
ister.